Ağrın mı var? Ağrın, sızın mı var diyorum. Yok. Ben çok iyiyim Peri. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bana niye kızıyorsun ki? Ben mi dedim sana geldi adamlarla kavga et diye? Ben bir şey yapmadım ki ya. Ben kendi öfkemi kontrol edemiyorum diye kendime sinirleniyordum. Sen de benim gibiymişsin. Pek farkın yokmuş. Tek psikopat ben değilmişim yani. Perim bir yavaş ya. Yavuz, neredeler? İçerideler efendim. Buradalar. Tamer, ne oldu böyle? İyi misin? İyiyim. Korkulacak bir şey yok Perin. Yüreğim ağzıma geldi. Nasıl geldik bilmiyorum. Hakikaten nasıl geldiniz ya siz? Biri sinyal mi, mesaj mı gönderiyor? Ne yapıyor? Abi? Abi nasılsın? Hah, anlaşıldı nasıl geldiğiniz. İyi misin? Ne oldu sana ya? İyiyim Meryem. Şu haline bak ya. Doktorla konuştum. Tomografi sonuçları çıkmamış daha. Darbe de almışsın. Miden bulanmıyor değil mi? Başın falan dönmüyor. Yok yok. İyiyim Erin. Dikiş mikiş attılar mı? Var mı? Kaç tane var? Bir yerine çıkık bir şeyler var mı? Ne bileyim kırık mırık? Yok Meryemciğim. Şükür ki kırık çıkık yok. Sen bir lafa girmesen mi acaba? Hı? Meryem. Bırak yenge ya. Senin yüzünden bizim başımıza daha ne gelecek acaba ya? Ben anlayamıyorum. Sen benim abime ne yapmaya çalışıyorsun? Bravo. Bir burada rezil olmadığımız kalmıştı. Daha da yüksek sesle burada da rezil olalım. Buyurun buyurun lütfen. Abi sen ne diyorsun ya? Ne rezil? Olduk ya zaten biz olacağımız kadar rezil. Ya o adamlar ne bileyim ben silahlı milahlı gelselerdi, sana daha çok zarar verselerdi. Ya sen sakat kalsaydın biz ne yapacaktık? Bir de bu kadın için kavga ediyorsun öyle mi? Allah aşkına sen abime ne yapıyorsun? Meryem korkuna veriyorum. O sesini alçalt, hastanedeyiz. Ne güzel söyledin Peri. Biz gecenin bu saatinde neden hastanedeyiz? Tamer niye bu halde burada? Seko. Seko Seko abi de yani artık yeter ya. Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz siz değil. Ne yapıyorsun sen? O zaten. Onu soruyoruz. Tamam, biraz sakin olabilir miyiz? Burası gerçekten yeri değil. Tam olarak burası yeri bence verir. Tam olarak yani günlerdir başımıza gelmeyen bir bu vardı. Bu da geldi sonunda. Meryem haklı oğlum. Ya daha kötü bir şey olsaydı? Ya o cam daha kötü bir yere gelseydi ne olacaktı abi o zaman? O bayıldığın oyunlarını oynayamayacaktın, yazamayacaktın. Evde yatakta yatacaktın, bir duvara bir köşeye böyle bakacaktın. Hadi olmadı çok şükür. Ya biri fotoğrafını çekip basına sızdırsaydı? Adamlara rezil olacaktı. Kariyerin mahvolacaktı abi. Bunların hiçbiri olmadı değil mi Seko? Olabilirdi ama. Bu oldu. Bugün bu oldu. Yarın başka bir şey olacak belki. Kim bilir yani abi Allah aşkına ben artık dayanamıyorum. Gerçekten yapamıyorum. Ne olursun dur. Bir düşün artık ne yaptığını. Evet. Ne için bunları yaptın bir düşün. Seko ben buradayım. Olmasan mı? Sen artık bir bizim hayatımızda olmasan mı ya? Hı? Belki o zaman abim şu anda hastanede olmayacaktı. Meryem yeter. İyi misin? Git başımdan rahat bırak beni. Değilsin. Hiç iyi değilsin. Bak hiç şu an seninle uğraşacak durumda değilim. Çek git dedim. Aslında şu an acınacak haldesin. Ne diyorsun sen be?
Diyorum ki, işte böyle kalırsın ortada dış kapının dış mandalı gibi. Kimse seni sallamaz. Kimse seni adam yerine koymaz diyorum. Bu mu sana yakışan ya? Sen bunu nasıl yakıştırıyorsun kendini? Bak benim sabrımı zorlama git diyorum sana. İstediğin bu mu? Böyle sürekli dışlanan, geri planda olan bir kadın mı olmak istiyorsun? Şu anda istediğim tek şey senin suratının ortasında bir tane patlatmak. Sakin ol canım. Dinle beni. Eğer biz birlikte hareket edersek ikimiz de kazançlı çıkarız. Birlikte mi? Ne saçmalıyorsun be sen? Saçmalık değil. Gayet akılcı bir teklifim var sana. Senin istediğin Tamer değil mi? Tamer'se tamam. Paraysa o da tamam. Ama bunun için Tamer'in Berri'ni boşanmaya ikna etmesi lazım. Sen buna yardımcı ol. Tamer'e yap yapacağın baskıyı. Artık nasıl yaparsa tabii o senin bileceğin bir şey. Orasına da karışamam da. Yani ne yap et boşanmalarını sağla diyorum. İşte o zaman Tamer bize istediklerimizi verir. Sen de kavuşursun Tamer'ine. Herkes kazanır. Sen ne kadar iğrenç bir kadınsın ya. Yuh. Yuh sana be. Mis gibi teklif sunuyorum işte sana. Bana bak başlarım şimdi senin teklifine de parana da. Sen kardeşini paraya mı satıyorsun? İğrenç bir kadınsın. Gerçekten midemi bulandırıyorsun beni. Ha bu arada. Sen değil miydin ya bana deyip duran? Benim yaptığım değil ama senin bu yaptığın gerçekten... Ne diyorsun be sen? Çıkın diyorum, çıkın. Bizi yalnız bırakın. Ya çıkın dışarı! Peri? Hastanedeyiz şu an. Çıkın diyorum ya, çıkın! Zeko, Meryem. Hadi bir çıkın, bizi yalnız bırakın. Hadi abi, hadi. Hadi Meryem. Şaka gibi ya, şaka gibi ya. Ne yapıyorsun be? Bana nasıl baktıklarını gördün mü? Öldüreceklermiş gibi. Herkes çok korktu. Gözlerinden nefret fışkırıyor. Ama söylediklerinde herkes o kadar haklı ki. Hayatta hiçbir şeye sahip olmayan ben... Onların hayatta sahip olduğu en değerli şeyi almaya çalışıyorum. Peri Allah aşkına ne diyorsun? Hakkım yok bunun. Zaten benim hiçbir şeye hakkım yok. Şimdi değil yani. Şu anda konuşmayalım bunları. Haklılar Tamer. Ben sana zarar veriyorum. Sana. Ailene, çocuğuna. Senin kurulu bir düzenin vardı. Kaybedecek bir sürü şeyin vardı. Benim yoktu. Hala da yok. Benim kaybetme korkum yok. Belki de o yüzden bu kadar cesurum. Belki de herkes o yüzden benden korkuyor. Acıyor mu? Biraz. Bundan sonra senin canını acıtmak, sana zarar vermek istemiyorum. Biz ikimiz bir şey yaşadık. Saçmaydı, akıl dışıydı. Ama yaşandı. Ve bitti. Ne diyorsun Peri? Bitti ne demek? Hep benden bunu istiyor.
sen mutlu olma diyor. Yani diyorum ki... bitsin. Peri! Peri! Peri!